Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersi biraz çalıştım. Zeytinburnu'nda. Böyle tombala açar gibi. Ders yapmıyorum. Yapmamaya çalışıyorum. Bunu ders yapan ikide bir niye zikrediyorum? Ders yapanlara bildirmek için. Böyle bakayım ha ne çıktı nasibinize? O yok. Tefeül. O olmaz. Tefeül yapmıyoruz. Derse çalışıp gelmek lazım. Şimdi ben Lemalar 114 Mektubat 11. sayfaları okudum. Oradan yapacağım. Ben daha önce okudum. Vermek istediğim ana temayı, yani takip ettiğim bir gaye var. Onu önceden veriyorum. Bunu önceden biliyorsun. Şimdi bundan daha farklı bir şey almanı sağlayacak inşallah. Ben çalıştım. Notları aldım. Bu notu sen aldıktan sonra bundan farklı olacak seninkisi. Burada, dünyada orayı yaşıyoruz. Farkında değiliz. Yani bedensel hazlar hariç, latifeler, mesela feyiz, fuyuzat, ulvi hisler ve duygular buranın cinsi değil. Mesela bir namazda, bir sohbette bir haz olur, bir rahatlık olur. Bu dünya cinsinden bir şey değil. Dünyalı değil bu. Dünyanın malzemesi değil. Buradayken diyor 26. lemada ötelerin yani Bismillahirrahmanirrahim'deki o rahim min tecellisi olarak ahiretteki hazlarla besleniyor Müslüman. Buradayken orayı yaşıyoruz, farkında değiliz. Bu latifeleri burada yaşadığımızdan dolayı o ulvi, kutsi hazları fani dünyaya intibak edemiyoruz. Müslümanın dünyada böyle bocalaması, gafil ve kafirlerin muvaffak olmasının en büyük sırrı budur. Yani onun ulvi duyguları uyanmış. Kutsi duyguları uyanmış. Latifeleri haz almış. O latifeler bu kaba sığmıyor. Buraya da koruyamıyor. Ondan zıkzak yaşıyor. Müslümanın zıkzak yaşamasının en büyük sebebi odur. Mesela o hazlardan bir tanesi sen. Namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Bazı namazlarında böyle hal olmuyor mu? Keyif vermiyor mu? Ha, o buralı değil işte. O latife haz. Buranın malzemesi değil. Şu andaki bir rahatlık. Böyle armoni diyor. Yani dengeye gelmek. Buralı değil. Tefekkür. Buralı değil. Uhuvvet ve fedakarlıktan gelen o hasıl olan ulvi hazlar, hisler. Buralı değil. Dünyalı değil yani. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, avamın diyor, cennetteki alacağı o esmasının hazlarını havas dünyada ruhunda yaşar. Yani inkişafat-ı ruhiye, yani kalbin ve ruhun derece-i hayatına çık diyor usta. Ne var? Kalbin ve ruhun derece-i hayatına girince oradaki hazlarla muhatap oluyorsun. Başka? Kendini tanıdıkça, mana yüklendikçe arınır ve sıyrılırsın. Küllü olur insan. Yani şu anlarda diyor ki, bu zerrecik vücudun, hadsiz bir vücudun aynısı. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya bir vesile ediyor. 69. sayfada diyor. Yani insan fark ettiği zaman kendisine, bak bu zerrecik vücudum, yani 18 bin aleme göre insan hiçbir şey değil. Bu zerrecik vücudum.
hadsiz bir vücudun, Allah'ın yani aynısı, nihayetsiz inbisat ile. İnbisat şu arkadaşlar, mısırı patlatırsınız ya, pat diye patlar, ayrıyetten bir şey olmaz, oradadır. Veya çekirdekten ağaç inbisat eder, patlar yani. İşte nihayetsiz inbisat ile, ne ile? Nihayetsiz insan. Nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Bu vücut. Bu vücuttan kasıt, bedenden bahsetmiyor. Yani belki bedenle şey arasında gençlere şey yapayım, misal vereyim. Bir odun düşünün, odun. Bu odun olsun. Odun. Odun, duman var, misal vereyim bunu çok. Duman var değil mi burada? Sağında, solunda, altında, üstünde. Neresinde? İçindedir denmez. Dışında da var. Her yerinde duman var. Aynı yerinde nur var. Işık. Değil. O sağda, o solda değil. Aynı yerinde de ısı var. Şimdi odundan duman alırsanız odun olmaz daha. Odundan kasıt bedendir. Dumandan kasıt nefistir. Allah hangi ilim ve teknoloji esma ile oduna dumanı koymuşsa bedene de nefsi öyle koymuş. Hangi ilim ve esması ile teknoloji ile oduna nuru koymuşsa bedene de ruhu öyle koymuş. Yani beden ruh ilişkisi, odun nur ilişkisi. Odunun en büyük düşmanı ateştir, ateş odunun içindedir. En büyük düşmanımız bizdedir, bizdedir. Bizim içimizdedir, nefis. Yani insan kendini tanıdıkça, mana yükledikçe dünyevi hadiseler onu zorlayamaz. Çünkü bedensel hazlardan, bedensel gayelerden sıyrılmıştır, arınmıştır. Artık o başka bir şeylerin peşinde. Ruh, ruh yani arı gibi gider o. Ruh bir atölyedir. Ruh bir atölyedir. Etraf alemden tefekkürle, marifetle, delil, burhan, şira, usare, fikret, ünsiyet diye yedi tane malzeme ile ruh atölyesinde, o dışarıdan alınan tefekkürle ruh atölyesinde iman balı yapılıyor. İman mahluktur. İman nurdur. İman kuvvettir. İman sürülen bir merhem gibidir. İman içilen bir hap gibidir. İman bir merdivendir, penceredir. Ustanın tabirleri. İman bir nurdur diyor. Ha, mahiyeti mahluk değil. Hakikati mahluktur. Nurdur diyor. Nur. Ziya demiyor. İman bir nurdur. İman kuvvettir diyor. İman diyor, hayatın hayatıdır diyor. Ruhun da ruhudur diyor. İmanla aklın başını al diyor. Yani iman mahluktur böyle. İman bir seziş, bir intikal, bir zan falan değil. Mahluktur. Vacip olsa, kitap okuyanlar, vacip olsa azalmaz, çoğalmaz, gidip gelmez. Vacip değişmez. Mahluk değişir. Mahluk azalır, büyür, küçülür, gider, küçülür, küser. İman azalır, çoğalır. Eksilir, artar. Akıllı insanlar sohbete, kitap okumaya itibar eder. Edile-i Şerî'yi esas alır. Piyasada rastlarsınız. Abisi, hocası, lideri dine, Kur'an'a, edile-i şeriye zıt bir şey söylüyor. Dindir diye. Merak ettiğim için söylüyorum. Ben araştırdım. Adam hocasını, abisini, liderini esas alıyor. Edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyası, şeriatı hiç kale almıyor. Bediüzzam'ı da almıyor. Bu nasıl olur diye merak ettim. Akıllı insanlar, yani bu akıl yapılırken, aklı bir tanımlayayım. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana, bu aklı bağlamak akıllılıktır, vahiy. Bu akılla kendisini idare etmeye çalışması zekavettir. Akıllı insanlar sohbete, kitap okumaya ve şer'i delillere kale almaz diye geçiştirir. Seni çıldırtır yani. Allah Resul böyle diyor diyorsun, hiç kale almıyor. Bak bu haram, hocamın bir bildiği var diyor. Diyen zekidir. Zekiler
kendilerini kendilerini idare edebileceğini zannıyla vahye bağlı olmazlar. Bu aklı yapana, bu aklı bağlamak akıllılıktır. Şimdi bununla alakalı bir yer okuyorum. Mektubat 11. Mektubat 11. Bildiğiniz bir yer ama bu noktadan bakınca bak nasıl olacak, değişecek zannediyorum. Şu zinnetli odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynı bulunsa. Dört kişi, 1, 2, 3, 4. Öyle aynı olsa. O vakit 5 oda olur. Değil mi? Bir oda orada gözüktü. Bir oda da burada, bir orada, bir orada. Bir daha 2 oda. 5 tane oda oldu. Biri hakiki ve umumi, dördü misali ve umumi. Öyle acayip bir kanun var ki burada. Bak işte. Her birimiz kendi aynamız vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Üstad diyor ki 114, Kastamonu'da Galati Hisnevi'nden, Müslümanın sıkıntısından bahsediyor. Bak niye insan sıkılıyor, Müslüman niye panik atak çekiyor, niye dünyaya saplanıp duruyor, basit basit şeylerde nasıl gömülüyor yani. İnsan bu mu ya? Bir danede, bir sözde, bir hakikata, bir öpmekte, yani küçük bir meselede nasıl batıyor? Galati Hisnevi'nden gayet muvakkat dünyayı, layımut daimi görüyorsun. Yani etrafındaki dünyayı, genel dünyayı, umumi dünyayı, hususi dünyası ne karıştırmış. Hususi dünyasını umumi dünyasını hususi zannettiği için bunu karışıklığından kaynaklanan ölüm korkusu çıkıyor. Nasıl ayrılacağım? Herkes bilir ki bu bina benden fazla yaşayacak. Arabadan giderken bunları bazen tefekkür ederken telet duvarlar var, duvarlar var, asfalt var. Diyorum ki bak bunlar benden fazla yaşayacak. Bu araba belki bir kurda olabilir ama demiri benden fazla yaşayacak. Hakikaten benden fazla yaşayacak. Böyle diye diye benle onun dünyası farklı olmasını sağlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar umumi dünyayı dünyamız zannettiğimiz için ölümle hususi dünyadan değil genel bir dünyadan çıktığı zannıyla insanın ödü patlıyor. Ölüm. Ayrıştıracağız yani. Evet. Mesela ona ait bir şey misal vereyim. Çok ilgimi çektiği için. Bir kardeş video verdi bana. Abi bunda ne bulursun diye. Bir bebek doğmuş, 3,5 yaşına olana kadar zaman zaman kameraya almışlar. Çok ilginç bir şey anlatacağım. Benim bulduğum bir şey orada ama onlar onun için yapmamış. 0 ile 3,5 yaş arası videoyu çekmişler. Ama bazen 10 saniye, bazen 5 saniye, bazen yarım dakika çekmişler. Yani o 17.40 dakikanın içerisine 3,5 seneyi sokmuş. Şimdi anlatacağım şu bebek. Eline bakıyor, böyle yapıyor, kafasını vuruyor, şunu sokuyor, şu yapıyor, kalkıyor, çok özür dilerim. Gazı çıkıyor, gazından korkuyor. Şöyle ayağını kaldırıyor, ayağını şey yapıyor, girdi. Tamam. Elini, ayağını bunu itiyor, kaldırıyor, bırakıyor, kırıyor. Ben baktım, baktım, dikkat ettim. Dikkat eden bu noktadan bakar görür ki bu çocuk ruhsal, ruh geldiği yeri tanımıyor, yabancı. Alışmaya çalışıyor, tanımaya çalışıyor, böyle çalışıyor. Başkası zannediyor, kırıyor, döküyor. Kendisini bize sokar mı gözünü? Eldiven koyuyoruz. Tamam. Yani onu bunu yapıyor, şöyle yapıyor. Dikkat ederseniz hep tanıma serüveni yaşıyor. Çünkü yabancı. Doğru yani, doğrusunu yapıyor. Bedenini tanımaya çalışıyor. Hatta doktorlar diyor ki bardak kırması efendim böyle hırçın çocuk olduğundan değil. Denemek istiyor. Kaslarını denemek istiyor. Tanımak istiyor. Ne olacak? Nasıl olacak? Kendisini kısmen tanıdı mı
Ki 3.5'a kadar dişi ve erkek olduğunu, canlı ve cansız olmadığını bilemediği için oyuncaklarını böyle yapar. Neye gelmeyince kırar. Neye gelmedi? Çünkü canlı bilmiyor. Tamam. Neye gelmedi? Şimdi diyeceğim ne biliyor musunuz? O çocuk, o bebek yabancı olduğunu gösteriyor. Eli ayağını tanımaya çalışıyor. Bak şimdi buna yabancı tanıdı belaya bak şimdi. Tanıdık biz. Sonra o yabancı olduğumuzda özdeş olduk, bu ben oldu. O kadar buna ülfet ve ünsiyet etti ki ben oldu. Yabancı, Allah Allah bu ev nasıl bir ev falan, bu dershaneler, şunlar. Herkes yabancıydı. O kadar alıştım ki sen ben oldum, ben de sen oldum. Tuhaf, buna ben diyoruz. Hani yabancıydık buna? O kadar alıştık ki ülfet ettik. Kendimize, kendimizi tanımıyoruz. Diyor ki, etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Hani diyor, kuvve-i hafızam tam söndüğü için diyor, yeniden dünyaya, 80 yaşında yeniden dünyaya gelmiş gibi hakikatlere baktım diyor. Baktım. Bir o yerde çocuk gibi oluyor. Çocuk gibi oluyor. Yani üstad devamlı çocuk gibi bakıyor kendisine. Yani devamlı yabancı. Tanımaya çalışıyor. Yani bir insan ilk defa konsa, 80 yaşındaki bir ruh. Ama bedeni görmemiş. Kaldırmak istiyorum, kalkıyor. Allah Allah, oynuyor. Yani tuhaf olmaz mı? 80 yaşında ilk defa geldim bu cesede. Allah Allah. O kadar acayip, o kadar garip ki. Temessülatlarımızı bile, misallerimizi bile, görüntülerimizi biz zannettik. Gidiyorsun lavaboya, aynaya bakıyorsun. Saçını düzeltiyorsun. Aslında bunun saçını düzeltmen lazım. Bunu görüyorsun, bunu görmüyorsun ki. Gözüken budur. Taranan bu. O kadar üfet etmişiz ki buna, bu ben, ben de bu. Oysa ne kadar fark var? Bu ölü. Ben bunun kayyumum yani, sebebi benim. O timsali, timsali bile değil, misali. Buna misal. Güneş olsaydı timsali olurdu. Şey diyor abi, sahabe basında, kuvvetli bir tefekkür ya ameliyatla diyor. Ancak eski haline gel. Yani tefekkür bir ameliyatla, bununla benim aramdaki fark o kadar acayip ki bak. Bu aynaya bakıyorsun. Ya bu gözüken bu, bunun saçını düzelt. Niye bunu ben zannediyorsun? Yani o kadar ülfet olmuş ki ben zannediyoruz. Bu sefer bizim ölümümüz, zannediyoruz ki kıyamet. Ancak kıyamet de bizim ölüm olur. Onun için ancak kıyametin dehşetinden korkuyorsun diyor. Ondan sonra ölümün keşif kolları, tansiyondur, krizdir, kalptir, kanserdir. Şu gelince Allah Allah, bu neyin nesi ya? Ölümün keşif kolları. Yani seni sana hatırlatan hatırlatıcılar bunlar. Farkında getiriyor. Arkadaşlar, en büyük sıkıntımız, bir daha cümle olsun. Umumi dünyayı hususi dünyamızla karıştırıyoruz. Burası kavşak. Dönüş yeri. Altı yol. İstediğin yere çıkarsın. Bir daha söylüyorum. Sıkıntılarımızın sebebi umumi dünyayı hususi dünyamız gibi zannediyoruz. Değil. Ayna dedi ya, dört tane ayna. İçimiz, hepimiz aynayız. Her bir his küre gibi, dikdörtgen gibi, üçgen gibi. Ayna düşünün. Nihayetsiz şekillerle şekillenmiş depo düşünün. Ayna. Hisler deposu. O tümsek aynada, küre aynada, üçgen aynada, dikdörtgende, dünya hepsi farklı gözükür. Yani ışık bile farklı kırılır. Burada kristal olsa çok çeşitli. Sen de bakınca ayrı bir renk görürsün. Ben de ayrı bir renk görürüm. Yani insanın hisleri böyle kristal gibi. Ama biz biliriz ki merkezde tektir. Ampul tek. Yani bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Biz
Onun için bir şeyde diyor ki mektubatta, bunu fark ettiğin zaman, bak çok ilginç, fark ettin mi? Ne olur bunu bir fark et ve bir dakika fark et sonra öl git. Hiçbir şey yok. Yeter ki fark et. 900 sene çınar gibi yaşamaktansa odun, bir saat, bir an insan ol. Diyor ki, bir an-ı seyali yaşamak, hadsiz envari vücuda medardır. Demek her bir şey o intisap noktasında, yani Allah ile bağlılık noktasında dedi ya, bu zerrecik vücudun hadsiz bir vücudun aynası. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Bunu bir fark et. Bunu bir kere fark et. Fark edelim. Bir an yaşa. Bunsuz binlerce sene yaşamaya eftaldır. Hiçbir manası yok zaten onun. Yani Bursa'da var koca ulu çınar ağacı var. Uludağ'a çıkarken. Tabelasını da koymuşlar. 700 sene mi 900 sene mi ne ömrü var. Yaşamış. Adam hala yaşıyor yani. Ağaç. Öyle bir kereste mi? Bir saat bu mu? Bak diyor ki, fıraklar, zevaller o noktada yoktur. Bir an-ı seyyale yaşamak, o intisapla, Allah ile bir bağ. Allah neyse, o bağ o kadar değerlidir. Hani uzun ve kısalığına bakılmaz. 60 sene yaşadım da işte, 60 sene küfürle geçen bir insanın niye sonsuz cehennem olsun? Veya 10 sene yaşadı, 20 sene yaşadı, iman etti, niye sonsuz cennet olsun? Şundan kaynaklanıyor, işaretleyeceğiz daha. Onu söylüyor altı cepheden ama ben bu manada söylüyorum. Reddeden, kabul eden ruhtur. Reddettiğin Allah'tır. Reddetmenin bedeli Allah'ın zıttı kadar cezadır. Allah neyse zıttı kadar bir bedel ödeyeceksin. Kabul ettin değil mi Allah'a bir an? Allah neyse o kadar değer alıyorsun kıymet noktasında. Esması kadar. Esmasının en cam aynası olduğundan. Bu manadan dolayı şu anda milyarlarca kafir var toprağın altında. Yok mu? Demiyorlar mı? Ya Rab bir dakika mühlet ver ya. Bir dakika dünyaya gelin. Kur'an lisanıyla. Ben kendi misalim değil. Kur'an'daki mana. Gelmek isteyecek. Bir an. Bir dakika. Ne yapacaklardı biliyor musunuz? Şöyle diyecekti. Bir an gelse o kafir. 350-500 sene yaşamış. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Ve ölecekti. Ve bu kadar. 10 saniye bile olmadı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese bile bitiyor. Sonra günaha kadayanıp tekrar dönecekti değil mi? İşte 500 senesinde nasip olmadığı şu 10 saniye ve 11 dakika senin ve benim şu anda o fırsatımız var. O dakikamız var. Onların eline geçmeyen o bir dakika bizde var şu anda arkadaşlar. Ne kadar şükretsek azdır. O zaman içimizden La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşheden la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Elhamdülillah. Şu anda rahatlamadın mı? Rahattı ya, acayip bir şey ya. Çünkü Şener abi bir derste demişti, bir hadis-i şerif demişti efendimiz. Mizanda la ilahe illallah'tan daha ağır bir şey yoktur. Yoktur çünkü diğerleri ameldir. La ilahe illallah'ın karşılığı Allah'tır. Allah'ı nereye koyacaksın? Kantara mı koyacaksın? Amelsiz cennete giden sahabeler var abi. Evet, amelsiz cennete giden sahabe var. Allah Resulüne suikast için gelmiş. Ondan sonra malum işte iman ediyor tam suikast için. Sonra geldiği yere karşı savaşıyor. Ne gusulü var, ne namazı var, ne abdesti var. Bir tövbe abdesti var. Ruhun tövbesi abdesttir. Ruhun abdesti tövbedir. İstiğfar ve tövbe 25. Leman'ın 25. devasında söylüyor. Tövbe ve istiğfar ruhun abdesti. Her derdinizin dermanı olan imanın kışafetiniz orada var. Bedenin abdesti normal abdesttir. O sahabe abdest aldı. Abdest aldı. Tövbe ve istiğfar. Ve sonra bağladı yani. Peki biraz merak etmiştim onu. Bunu ne sorguluyorsun gene oralar? Nasıl oluyor diye Allah Resulü'nün ona
insiba ve inikası olmuş. Şimdi mesela ne demek o? Ektar dükkana gidersiniz, üzerine koku ot siner. Sigara içilen bir yere girersiniz, üzerine sigara siner, değil mi? Yani bu kesif bu. Başka örnek. Adama bakarsın, ulan gözlerine bakıyor, en gerek yılanı gibi sokuyor falan. Ve bir bakarsın, ulan ne mübarek adam ya falan diyoruz. O bizi sirayet eder. Ve içime sokasım geliyor yani bu insanı dersin böyle. Arkadaşlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nur ve nurani olan bedenisi dahi, ruhu ve bedeni, bedeni misalesini şak diye oraya koyuyormuş. İçine giriyor. Yani büyük zatlarda da şu. Girer senin ruhunu tamir eder. Bazı büyük zatlar var. İçersen benim ruhuma buraya girmez. Gelir, alır, tamir eder, tekrar bırakır. Allah Resulü nur ve nurani olduğu için bir kademde, bir zahirde, bir sohbette tak sirayet ediyor. Ki Hazreti Ömer'e, değil mi, Allah Resulü bir şey anlatmadı. Tak. Veya Abdullah İbni Selam, Yahudi alimi. Şöyle geldi, tam gelirken sustu. Baktı, baktı. Vallahi bu simada yalan olmaz dedi. Çünkü tak frekans denk geldi. O zaman zaman yoktur orada artık. İnsibada zaman yoktur. Bir tane de örnek vereyim, tamam. Hemen geçiyorum. Çok önemli sirayet. Şimdi sen köyüne gidiyorsun. O dağlar, tepeler, ağaçlar, çeşmeler, evler. Sen duygulanıyorsun. Belki de yalnızlığını alıyorsun. Beni de götür. Bende hiçbir şey olmaz. Çünkü o taşa babaannen, deden, annen, senin çocukluğun orada sirayet, orada, orada. O aktif oluyor. Hiçbir şey yok olmuyor. Ancak şifreyle sen giriyorsun. Tahtürle. İçerine giriyorsun. Hatırladım. Ne demek hatırla? Sırrın hatırlaması mı var? O bir latifidir, tahtür. Tak diye içine giriyorsun. Sıradan bir olay değil. Bak, öteleri yaşıyorsun. Taş, bir taşa bakıyorsun. Niye duygulandın? Ya çocukluğumda sığır veya hayvan otlatırken, annem oradayken, annemle burada oturuyorduk, sohbet ediyorduk, çocuktum 3-4 yaşında şu taşın üzerinde. Değil mi? Şu evde oturuyorduk, bak burada yaslanıyorduk diyor, bir kanepayı gördüğün zaman böyle oturuyorsun dakikalar, saatlerce, orada değil misin? Bedenen olduğumuz yerde değiliz. Ne düşünüyorsanız osunuz ve oradasınız. Neyi düşünüyorsanız osunuz ve oradasınız. Elhamdülillah. Umumi genel dünyayı, hususi dünyamızla karıştırma hatasından sıkıntı çekiyoruz. Her birimiz kendi aynımız vasıtasıyla, bir aynımız yani ruhsal, hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Alemini değiştirebiliyorsun, tak tak değiştirebiliyorsun içini. Ama dış dünyayı, yani dış, mesela aynada, aynayı koyduk, şurası yansıdı. Tamam mı? Şu duvarın boyası beyaz diyelim. Ben bunu sarı boyarım. Ayna duruyor. Hala sarı gözükür. Çerçeveler sarı gözükür. Niye? Boyadım ben. Peki bir de bakalım aslına. Ona hiçbir şey olmamış. Abi 20, kusura giriyorum da. Bu 21. sözün son ikazı diyor. Sen diyor kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle diyor kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Değiştiririz. O gönlün ne nasıl oluyor burada? Şimdi o bunu anlatıyor şimdi. O ruhsal yapı var ya. Hissiyat insani ruh seviyesine çıkıyor. Ruh imbisat ediyor. İç alem nihayetsiz ya. Mesela buz. Su. Buz ama su değil mi? Su ama H2O. Aynı yerdeyim, dikkat et. Bak buradayım. Buz. Su. H2O. Bak bir yere gitmiyorum. Enerji. Esir. Madde hayat. Aynı buradayım. Bak çeviriyorum ki başka bir yere gitmediğimi göstermek için. Madde hayat. Aynı hayat. Akıl cevheri. Ruh cevheri. Nur-u Muhammed'i. Esma. Esma ya. Burada her şey var. Aynı hayat cennet yani. Burada cennet var, cehennem de var. Hepsi var. Çünkü niye? Cenneti meydana getiren, cehennemi meydana getiren esma her yerdedir. Şurada esma var, burada bu esma yok diyebilir misin? Ama azamisidir. Burası cilvesidir. Gönül o mu? Yani içsel yapı, ruhsal, o harita var ya harita. İnsan harita, ruzname, takvim, çekirdek, şecere hilkatin, insan hakikati Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hastesi. İstediğini yaşıyorsun burada. İstediğini değiştirebiliyorsun alemin. Nihayetsiz, buz dedik ama nihayeti. İnsan beden buz gibidir.
Hayat su gibidir. Ondan sonra in aşağıya. Hani buradasın yani. Odun ama duman ve nur. Mesela sokakta da görürsün böyle bir adamı. Sokakta böyle. Kendi kendine. Nerede şimdi? Burada mıdır? Yok. Neyi düşünüyorsa orada. Telefonla konuşuyor. Ya ben demedim. Lan bir dakika lan biz efendi konuşuyor. Bak buradayız lan. Beraberiz. Burada mı olduğunu tamamen kaybetmiş. Nereye, kimle konuşuyorsa oradadır. His görüyor musun? Her şeyi unutmuş. Telefonla böyle yapmıyor mu? Evet tamam falan diyor. Lan ne bağırıyorsun lan burada öyle o iki adam yok. Lan kırarım diyor elinde böyle yapıyor. Kafanı kırarım diyor. Adres tarif ediyor. Bak ileriye git diyor. Sola vuracaksın diyor. 100 metre ileride sağa dönüyorsun. Orada bir kulübe var bak. Kulübe var. Kulübenin üzerinde bir tane lokanta var. Ali Haydar diyor. Onun üzeri dershane diyor bak. Onun üzeri dershane. Eli böyle yapıyor. Burada mı ya? Buradan bu adam. Nasıl tarif ediyorsun? Bak burada. Sola vur diyor. Biraz git. Sağa dönüyorsun. Sola vuruyorsun. Sağa dönüyorsun. Orada bir lokanta var. Üstüne çık diyor. Bak böyle yapıyor. Yani neyi düşünüyorsan olsun ve oradasın. Fenafil. İnsan ya kendi aleminde gönlünle, betinle değiştiriyorsun. Ya insan böyle basit basit şeyler. Bataklık mı olacaktı ya? İnsan ya. Ezel ve ebed kavşağındayız ya. Burada viraj alacaksın. Ya sonsuz bir hayat burada inşa ediliyor, işleniyor, çekirdek ya. Bunlar diğerleri format, inanın hikaye. Diyor. Kırmızı boya vursa kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir. Mesela çocuğunu kaybeden diyor ikinci şuada değil mi? Çocuğunu kaybeden bir kadın dünyayı kainatı alır görür. Kubbe inmiş aşağıya. Ne acayip ya. İmanlı bir insan. Ya kainat hep birbirine konuşuyor. 339 sözlerde diyor ki yeisin zulümatından. Yeis. Yeis neydi? Ümitsizlik insan. Bak zulümat. Karanlık aklidir. Zulümat kalbidir. Yeisin zulümatından. Kimsesizliğin vahşetinden, erba habisenin izacatından, taciz ateşlerinden, gırın 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 ateş ediyor. Erba habisenin iyi değilsin, kötüsün, bittin canım, imanın yok canım, seni kimse sevmiyor, sana kimse değer vermiyor gibi şeyler, bu erba habisenin taciz ateşleri. İyi değilsin, daha yakında öleceksin, kefenleneceksin. Acayip bir şey ya, kefen ruha değil ki ya, cesededir. Dün akşam gece hatırıma geldi. Hasreten sana sorayım, hepinize soruyorum. Azrail aleyhisselamda kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye var mı? Hiç düşündün mü? Var mı? Yok. Kuvve-i şehviye olur mu ya? Kuvve-i şehviye lan evlenecek bu sefer. Kuvve-i şehviye ve kuvve-i gadabiye yoktur. O zaman meleklerin peygamberi olduğundan kuvve-i gadabi olmayınca senin ruhunu falan kestim böyle demeyecektir. Öyle gadabı yok onun. İntikam şeyi yok. Çünkü ben duayı şöyle diyorum Ahmet. Hani var ya 15. mektupta her şey külli şeyin halikin ilahveçi her şey ölecektir. Haşir meydanında ki böyledir. 15. mektupta da izahı var. 15'te değil mi? 15. Haşir meydanında hesaplar verilecek, defterler verilecek, her şey bitecek. Ondan sonra Allah nasıl Allah varken hiçbir şey yoktu. Tekrar her şey kudretten ilime dönecek. Kısa zaman dahi olsa ama herkes ölecek. Azrail de ölecek. Herkesi öldüren de ölecek. Ben de duamda diyorum ki bu sırrı ifade etmek için. Ey herkesin ruhunu alan Azrail aleyhisselam. Sen de öleceksin. Nasıl ölmek istiyorsan beni öyle öldür. Amin. Şu anda duyuyor mu? Duyuyor. Ulul az şeyler olduğu için, melekler olduğu için duyuyor kardeş. Allah da duyuyor. Tabi estağfurullah zaten. Bak, herkes ölecek. Ey Azrail aleyhisselam. En güvenilir bir melek ki, güvenilir şeyini teslim ediyor ustad. Sen de öleceksin.
nasıl ölmek istiyorsa beni öyle öldür. Nasıl öldüreceğini ben sana söylemiyorum. Nasıl ölmek istiyorsan bana öyle muamele yap. Men dakka dukka. Çalma kapıyı, çalarak kapını. Arkadaşlar, doğdunuz, öldünüz, yaşadığınız var ya, yaşadığınız hayat. O ruhu Azrail, görüntüsü sen olacaksın. Hayatının tümü. O senin Azrail. Garip bir şey olmayacak. Nükker mekiri de kabirde aramayın. Burada. Oradan geliyor bir günah. Bakıyor musun bana? Soru bir. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Bakmadın. El cevap. Bakmadı. Yazılı. Soru burada soruldu. Cevap burada verildi. Yazılı kağıdını kabirde senin yüzüne okunacak. Yazılı kağıdı okunma yeri orası. Soru burada soruluyor. Bunu mesela tam bir fırsat. Rüşvet yiyor musun, yemiyor musun? Soru burada soruluyor. Cevap da burada. Bazı en böyle çalışkan hocalarımız bir hafta sonra yazılı okur. En temel hocalar da bir ay sonra yazılı okurdu bize. Ha, orada yazılı kağıdına bak, böyle soru soruldu sana. Böyle cevap verdin. Onu diyecek. Yüzünü okunacak mahkemede. Karar çıktı. Hakim sana diyecek ki şöyle şöyle yüzüne okundu. Hadi beraat dedi. İnşallah. Arkadaşlar, soru burada soruluyor. Orada gariplik yok. Garip bir şey beklemeyin. Yaşadığımızın ta kendisi olacak. Garip bir yerde var. Yani bir şekilde var. Yaşadığımızda, yani yaşadıklarımızı yaşamadın. Yaptıklarımızı yapmadın. Yapmadığını yaptı. Olmayacak. Burada gariplik yok. Sürpriz beklemeyin insan. Sürprizlik yani şu var. Rahmet ilahiye, inayet-i Rabbaniye, hususi tecelli, şefaat Peygamber aleyhissalatü vesselam, şefaat-i kübrası, büyük zatların himmetleri, iştirak amali uhreviyenin sırrı, bunlar sürpriz. Sürpriz beklemeyin derken kendi özel hayatımızda sürprizlik yok. Baktığın bir şeye bakmadığın yazılmaz o Nükker Mekir kitabına. Yapmadığın bir şey yaptığın da yazılmaz. Kimsenin hakkı yenmeyecek. Öyle diyor, değil mi? Kimsenin hakkı yenmeyecek. Ayette öyle diyor. Ama sürprizlik var. O tarafta var. Açılmayan kapılar Uveysi Karani'nin nidasıyla diyor Ustad. Cevşen'in sonunda Abdülkadir-i Geylan'ın nidasıyla. Ben de onun nidasıyla kapıyı çalıyorum. Başka? Allah hatır yapar mı? Yapar tabii. Yok hatır olur mu? Tabii var. Mesela diyor ki Bedir ve Uhud'a savaşa katılanlar, o Bedir ve Uhud hatırına geçmiş ve geleceğini affettim, demiyor mu? Allah Resulüne geçelim. Çok merak ettiğim için araştırarak bunları biliyorum yani. Hatır var mı Resulullah'ta? Benim hatırıma, sahabeme dil uzatmayın diyor. Bak hatır var. Hatır gönül var. Ama onun içinde yine sırlar var olacak. He? Onun içinde yine sırlar var olacak. Tabii canım. Tabii sırlar dolu. Ve hakeza aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleştir, güzelleştirir. Çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tayir edemeyiz. Umumi odaya bir dokunamazsın. Yani geneli karıştırmamak için ben ikide bir vurguluyorum. Hususi dünyan apayrı bir şeydir. Mesela uyuduğumuz zaman hususi dünyan daha belirgin. Düş dünya yok. Yatıyorsun çek yatta, kanepede. Kendinden haber olmadığından kendinle bilinecek hiçbir şey yok. Her şey yok. Bak görüyor musun? Sıfır. Hiçliğini bilmek buna benziyor. Fakat aynı kanepede uyandın. Ama aynı kanepe, uyanan da uyuyan da aynı kanepede. İkisi dikkat edin aynı yerde. Allah Resulü diyor ki, insanlar dünyada uykudadır. Ölünce uyanırlar. Siz ölmeden önce uyanınız. Şimdi uyanan da uyanmayan aynı kanepede. Uyan da uyanmayan da dünyada. Uyanınca ne oluyor? Uyuyan ne oluyor? Dünyada bunları fark edenler kadar, yani bunlara bile benzemiyor. Bu birinci derece. Bunun 70 katıdır. Yani bu uyuyan kanepede uyuyanla uyanmayan
Böyle manzara düşünün. Uyanmış adam. Vay be. Tekstene diyor ki kalk 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 eleye baksana diyor. Kalk. Deprem olunca fırlıyor. Deprem olunca fırlıyor. Şimdi bakın o uyuyor, korkur çıkıyor, o seyrediyor. Ama aynı yerde ona dikkati çekmek istiyorum. Ha, dünyadayken Müslüman ahireti yaşıyor. Farkında değil. Fakat harici ve umumi oda ise kolaylıkla tasarruf ve tayir edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken ahkam da ayrıdırlar. Yani bir misal gibi gözükürken ama öyle okuyoruz tıkır tıkır. Yani bir oda bir de senin o şey aynan. Aynan hissiyatlardır. Bazılarının hissiyatı küre gibi misket, bazı üçgen gibi, bazı küp, çeşitli binlerce çeşit parlak ayna. Böyle eğik büyük. Hepsi farklı gözükür. Hele bir ayna bir aynaya bakarsa, ortada bir lamba, mum yakarsak, mum kaç tane olur? Sonsuz olur. 6 tane yere koy. Sağ, sol. Ortaya da bir mum. Aşağıya da şey, tabak olmasın mum. Böyle lamba koyalım. Üste de, altta da oynayın. 6 yere de ayna koysak, ortaya bir lamba olsa, ortada farz edin. Bir yere koymuyorsun lamba. Nasıl olur? Birbirine içine girmiş nihayetsiz cephe olur. Nihayetsiz. Nereden bakarsan bak. İnsan aynen buna benzer. Ama 6 tane değil ha. Nihayetsiz ayna histir. Her bir his aynadır. Düşünün dibi var mı bu insanın? Muhatap ilahi ya. Kainatın çekirdeği hastisi. İnsan gölgesinden, gölgesine gömülür mü ya? Gölgesine mermi sıkar mı? Gölgesini gaye dinir mi? Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Azrail, alemi erva, alemi misal, arş, kürs, insandan yaratılmış. 218 şualarda diyor ki, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği hastesi. Evet. Aynı samet olmak kolay değil. 640'da söylüyor sözlerde. Diyor ki aynı samet olmak kolay değil. Ne demek biliyor musun? Allah 18 bin alemi yarattı mı? Yarattı. Bu ağaç. Bu ağacı çekirdekledi. O çekirdeği insana koydu. Buna ahsen-i takvim denilir. 18 bin alemin hulasayı çekirdeği ahsen-i takvim. Ayrıyetten kainatta olmayıp insanda olan bazı yapılar var. O sistemle beraber ahsen-i takvim artı o takılan, kainatta olmayıp ayrıca takılanlarla beraber insan aynı samet oluyor bu sefer. Tuhaf bir şey yani. Kulüvallahet, Allah'u samet. Sonunda da küllehü küfüven ehed. Başta ehed, sonunda da ehed. Kulüvallah ehed. Küllehü küfüven ehed. Kainatın çekirdeği Nur Muhammed'i, meyvenin içindeki çekirdek sen. Kainat kadar ihtiyacın diyor. Çocuk daireyi hayatına yerleştirmesiyle diyor, samediyetin turrasını gösteriyor. O bu mu diyor yani? Ya bir cilvesi bu. Osman. Bir cilvesi ya. Kainat ya 18 bin alemi içine alıyor. Hiçbir şey. Sanki böyleymiş ha tarifine göre. Ya bu garip ya. İnsan bak kainatın çekirdeği astesi. İnsan ya. İnsanı bununla ifade ettin mi? Bitti yani. Her şey bitti. Bütün alem öldü. Odun dedik, odun misali verdik. Buz dedik. Hayatta hiç su görmeyene buzda iken suyu anlatabilir misin? Hiç su görmemiş. Buzun içinde, üstünde. Bak bu buzdur ama sudur. Ya, git kafayı yedin. Kim yedi? Buz soymuş. Aşağısı da var. H2O'dur, enerjidir, daha dibi var. Hiç anlatamaz. Bu dünya buzdur. Ahiret ise buzdaki su gibidir. Dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Yani buz dünyadır, su ahirettir.
Su buzu neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır. Duman cehennemdir. Nur cennettir. Duman odunun neresindeyse cehennem dünyanın orasındadır. Nur odunun neresindeyse cennet dünyanın orasındadır. Tentenili bir perde. Hafif kazıyası geliyor adamın böyle. Yani numaralar böyle üstü bir ufak bir şeyle örtülmüş ya. Kazıyınca hemen numara çıkıyor ya böyle. Dünyayı kazıdığınız zaman hemen aşağıdasınız. Aşağı derken orada yani. Bir tefekkür, nasıl kazımak şu Volkan. Tefekkür ettiğin burada değilsin kesinlikle. İman, tevhidi. Tevhid, teslimi. Teslim, tevekkülü. Tevekkül saadet idari. Tevekkül, yani bu tevekkül de bunları barındırıyor. Tevekkül edebilmen için, tamam tevekkül. Yani tevekkülden sonra bir tefekkür var. Tevekkül, bunları barındırıyor. Yani tefekkür ettiğin anda buzu kazıdın. Buralı değilsin. Derse geldiğin, bağladın, buralı değil duyguların. Mesela eczaneye yarın git. Hala dün de çok hoşuma gitti ya bu ders. Ya eczacı bey, bunu yaşatacak bana bir hap var mı? Nasıl bir şey yaşadın? Şöyle şöyle, ya beni de götürsene yarın der. Buralı değiliz biliyor musun? Çünkü burayı yaşamıyoruz. Vefa buralı mıdır? Değil mi? Ahde vefa buralı mıdır? Vicdan buralı mıdır? Vicdan haşir meydanının küçük provası değil midir? Ahirette yapacağı, bize yapılacak mahkemeyi biz kuruyoruz burada. Senin yaptığın bugün hareketi var ya, o arabaya şey yaptın, bilmem ne yaptın, yağmurdan ıslattın. Hani bilmeyerek de böyle geçtin böyle yaya çamur attın. Vicdan azabı çekiyor musun, çekmiyor musun? İleride çekiyorsun falan iniyorsun, özür diliyorsun ya katın olmadı. Niye durdun kardeşim? Vicdan bırak. Mahkeme bırak. Son cümle okuyayım. Hususi oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken, yani bedenle umumi dünya aynı iken ahkamları ayrı ayrıdırlar. Zaten öyle diyoruz burada da. Diyor ki Galat hisnevinden gayet muvakkat şu dünyaya uyanmış olan latif duygularıyla baktığı için latifar ya, letafet kesbetmiş. O latifeler Müslümanın bocalamasının sebebi bu. Yeni bulduğum bir şey. Niye Müslüman bocalıyor? Ulvi ve latif duyguları uyanmış. Fani de bunu nasıl dengeleyecek? Dengeleyemiyor. Onun için dengesizlik hareketleri oluyor. O zaman faniden kopmak mı lazım? Hayır. Fani mana ya harfiyle. Yani onun o lübünü, özünü, kışını bırakarak öyle diyor. Kabuktur diyor. Kışırdır diyor. Köpüktür diyor dünyaya. Bunu bildiğin zaman en iyi baklavayı ye. En iyi arabaya bin. Kalbe girmiyor. Mesela araba nedir diyoruz, tamam mı? İşte Mercedes. Değil işte. Mercedes değil araban. Üzerine oku diyorum. Abi bir Mercedes. Yanaş bak. Yanaş. Abi Mercedes. Lan üzerinde yazı. Abi yazıyı ben görmüyorum. Fani Mercedes. Diye diye böyle. Yani eşyayı, varlığı Allah'ın esmasının Cilve Cemal Nakşi diyor ya, hatta sebeplere dört tane sebep diyor. Sebep bahanedir diyor. Sebep hiçtir diyor. Sebep perdedir diyor. Sebep zahiridir diyor. Zahiri. Sebebi okudum aylarca. Buldum dört tane şey. Dört tane şey. Söyledim şimdi 10 saniye belki almadı ama. Aylarca meşgul oldum. Sebep nedir? Sebep bahaneymiş. Sebep A, B, C, Ç, D, E, F'den şey yapın. Sebep B önce geliyor. Sebep bahaneymiş. B, C, D, E, F, G, H. Sebep hiçmiş. Sebep perdeymiş. Sebep zahiriymiş. Dünya köpüktür, kışırdır, kabuktur diyor. Kırdığın anda lüptesin. Acayip bir şey ya. Şu dünya, dünya cihetiyle bitirmek lazım. Lübünü almak lazım. Kışırını atmak lazım. 17. sözde diyor. Arkadaşlar neyle? Tefekkür imaniyle. Tefekkür edeceğiz, kalbimizi işleteceğiz. Evratlarda mahrum olmayacağız. Bak Hizbul Kur'an okumuyorsunuz. 6666 tane Kur'an ayetinden 1000 tane ayeti toplamış ustad. Bunun o toplanan hulasa kitabın adı o mecma Hizbul Kur'an. Ne yaparmış o?
34. sayfa Mirdâ 1'de söylüyor bunu. Ne? Yani aklı inşa eder, kalbi ihya eder, hayata aktif eder. Aklı ihya eder, inşa eder, inşa eder. İhya eder, hayata aktif eder. O ayetleri tamam. Evradımız olacak. Ya ne yapayım ya bu akşam falan, bari derse gideyim. Öyle bir derse gidilmez kardeşim. İddialist olacaksın, derse dersin var diyeceksin. Haftada birkaç dersin olacak. Her gün 5-10 dakika okuyacaksın. Namazı vaktinde kılıp tesbihatını yapacaksın. Bir de son şey olsun. Hakaik imaniyede ey nurcular, inkişaf ettiğimiz gibi terki mefasitte de inkişaf edeceğiz. Yoksa bu okuduğumuz şeyler Kur'an'ın tabiriyle eyleme dönüşmese, terki mefasit olmasa, günahları terk etmesek, cep telefonlarına, bilgisayar, internetlere gömülürsek, yani terkler var ya, terk edilmesi gerekenler olmasa, okuduklarımız bizim vehim ve vesvesemiz oluyor. Şeytan onu kullanıyor. O okuyup elde ettiği fakat uygulamadığımız şey vesvesenin malzemesidir. Arkadaşlar, 483 Kalı Mesnevi Nuriye, 476 Kalı Mesnevi Nuriye'de, bugün buna ait bir ders vardı. Marifetullah'ta, marifette, inkişaf etme nispetinde terk-i mefasit evla. Yani farzla haram çatışsa diyor, Kastamonu değil mi? Haram yapmamak için farzı terk et. Terk-i vacip değil mi? Vacip, he? Ya haramın terki vacip değil. İşte Şafii şeyinde. Haramın terki vacip. O Şafii şeyinde farz değil de vacip deniliyor. Aynı bakalım. Şeyi diyor, takva menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Amali salih, emir ve emir dairesinde hareket etmek. Amali salih. Şimdi defi mefasit bu asırda evladır. Hatta esas değil. Esasın esası olmuş. Usul esas olmuş. Evet. Yani arkadaşlar sorunumuza ben neşter vurdum. Sorun şu. Kitap okumamızda pek sorun yok elhamdülillah. Okuyoruz. Kur'an'da okuyoruz Allah'a hamdolsun. Fakat defi mefasit gereği kadar yapmadığımız için o okuduklarımız hala bize sıkıntı olarak geri dönüyor. Defi mefasit yapmak zorundayız. Sünnet-i seni yaşamak zorundayız. Sünnet-i seni hayatın pozitif enerjisidir. Ben sebapları sebap diye bakmıyorum. Pozitif enerji diye bakıyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.